Ben Mehmet Emre Çetin Kaya. Elo Additive olarak amacımız büyük parçaların imalatı için robotik kol, kaynak teknolojisi ve yazılım birleştirerek 3 boyutlu metal yazıcının geliştirilmesidir. 3 boyutlu baskı marketine bakarsak eğer, 2027 yılına kadar her yıl %15'lik bir büyüme beklenmektedir. Metal 3 boyutlu yazıcılar marketinde ise bu artışın çok daha dramatik olması ve 2025 yılına kadar her yıl %32'lik bir büyüme olması beklenmektedir. Havacılık ve savunma sanayide çokça kullanılan yöntemler talaşlı imalat ve üç boyutlu yazıcılardır. Talaşlı imalatta parçanın doludan boşaltılarak elde edilmesi sebebiyle yüksek fre miktarları, parçanın bağlanıp sökülmesi sebebiyle işçilikler ve buna bağlı olarak zaman kayıpları oluşmaktadır. Mevcut 3 boyutlu yazıcılarda ise 50 mikron büyüklüğündeki metal tozlarının kullanılması sebebiyle boyutlar çok kısıtlıdır. İmalat hızının da düşük olmasından dolayı zaman yine bir kısıttır. Teknolojimizde kaynak, robotik kol ve yazılım birleştirilerek mevcut 3 boyutlu yazıcıların sahip olduğu hızlı prototipleme, kompleks geometri gibi özelliklerin yanında büyük boyutlarda da baskı yapılabilmektedir. Burada görmüş olduğunuz örnekte dünyanın en büyük plastik botu basılmış 8 metre boyuna sahiptir ve 6 kişi üstüne taşıyabilecek mukavemeti vardır. Ürünümüz robotik kol ve kaynak makinesinin birleşiminden oluşmaktadır. Baskının başlatılması metal tabladan olmaktır, olmaktadır. Ve ihtiyacımız olan ham malzeme sadece 1 mm çapındaki metal telidir. Kaynak torcumuz ise ısı kaynağı olarak kullanılmaktadır. Görmüş olduğunuz videoda sol taraftan tel beslenirken sağ tarafta bir ısı kaynağı bulunmaktadır. Ve ısı kaynağının hemen arkasında anlık katılaşmış metali gözlemleyebilmektesiniz. Parça aşağıdan yukarı belirli toolpad izletilerek katman katman basılmaktadır. Ve sonuçta %35 daha hafif bir tasarım... %80 daha hızlı bir basım ve %60 daha ekonomik bir nihai parça elde edilmektedir. Hedef pazarımız havacılık ve savunma sanayidir. Bu sanayi katma değeri yüksek ve stratejik ürünler imal eder. Teknoloji yönden takip eder, kaliteli imalat gerektirir. Stratejik ürünlerin yurt dışından alımı ise kısıtlıdır. Örnek vermek gerekirse 600 mm çapında bir titanyum çubuğu yurt dışından savunma sanayi hizmetleri için almanız imkansızdır pazara ilk başta büyük ölçekli parça imalatı yapan şirketlerle gireceğiz. Arkasından kendi tasarımını yapan şirketlere satışımızı gerçekleştireceğiz. Ölçeklenebilir sektör, pazarımız ise denizcilik ve iş makineleri sektörüdür. Savunma sanayi ve havacılık malzemeleri 2019 yılında 20.7 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahipti. 3 boyutlu yazıcılar için bu oran 8 milyar dolar, 3 boyutlu metal yazıcılar için ise 774 milyon dolardır. Robotik kol ile 3 boyutlu metal yazıcımızın 4 yılın sonunda 10 milyon dolarlık bir ciro elde etmesi hedeflenmektedir. Rakiplerimize bakacak olursak eğer rakiplerimiz 5 eksen CNC ve mik kaynak yöntemi, robotik kol ve mik kaynak yöntemi, robotik kol ve lazer yöntemi metal tozu teknolojilerini kullanmaktadır. Rakiplerimizden kimisi büyük boyutlarda imalat yapamazken kimisi de ileri metal alışımlarını kullanamamaktadır. Dolayısıyla bizim avantajımız büyük boyutlarda İleri metal alaşımlarının hızlı imalatını gerçekleştirmektir. Gelir modelimiz ikiye ayrılıyor. Birincisi ana ürün ve ikincisi yan ürün. Ana ürünümüz 3 boyutlu metal yazıcımız. Yan ürünümüz ise bizim reklamımızı yapacak olan parça basım hizmetidir. Önümüzdeki yıl ilk makine satışını gerçekleştirerek 250 bin dolarlık ciro elde etmeyi ve 4 yılın sonunda da 10 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Ben 2015 ODTÜ Malzeme Mühendisliği mezunuyum. 3 yıl boyunca Koç Üniversitesi'nde asistanlık yaparak uzayda metal katılaştırılması projesini yürüttüm. 2 yıl boyunca da havacılık sanayide arge mühendisi olarak çalıştım ve kaynak teknolojileri üzerine profesyonelleşmiş durumdayım. Takım arkadaşım Murat Çetin Kaya'da makine mühendisi ve G-Code üzerine profesyonelleşmiş durumda. Ocak 2020'de prototipimizi oluşturduk ve baskılara başladık. Mayıs ayında Keyworks'lerin teknoloji programına kabul edildik. Ekim ayında TÜBİTAK bir kibesini alarak şirketleştik. Aralık ayının sonunda prototipimiz ile ilk baskımızın satışını gerçekleştireceğiz. Haziran 2021'de ilk 3 boyutlu metal yazıcımızı satacağız ve Ocak 2022'de ise Türkiye metal yazıcı pazarının %5'ini domine etmeyi düşünüyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için 150 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyaç duyuyoruz. Bu yatırımın bir kısmı personel giderleri, donanım giderleri ve yazılım giderleri için kullanılırken küçük bir kısmı da satış pazarlama için kullanılacaktır. Gelin geleceği birlikte yazdıralım. Teşekkür ederim.